Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz çiçek dostları. Bu videoda sizlere salatalık bitkisi neden çiçeklerini döker onu anlatacağım. Şu şekilde dibinde dökülmüş salatalık çiçekleri var. Şu anda biraz susuz kaldığı için, öğlen saatleri olduğu için yaprakları biraz büzüşmüş durumda. Bizim bu dökülen çiçeklere taktığımız isim dölleme çiçekleri. Yani bu çiçekler açarlar ve gerçekten salata verecek olan şu çiçeklere şurada gerçekten salata verecek olan şuradaki çiçeklere polen sağlarlar. Bir arı, sinek gelir bu sahte olan çiçeklere konar ve ondan sonra diğer gerçek olan çiçeklere konduktan sonra bu şekilde salatalar oluşur arkadaşlar. Ve görevini tamamlayan yalancı çiçekler bir bir sırayla dökülmeye başlarlar. Ve salatamız da bu şekilde meyve vermeye, olgunlaşmaya başlar. Bu dönemde salatalık bitkisi topraktan tüm minerallerini ve bütün elementleri almaya çalışacaktır. O yüzden bu dönemde güzel bir sulama yapmak önemli. Ve sizin de eğer böyle sararmış hastalıklı yapraklarınız varsa bunları koparmanızı ya da kesmenizi öneririm. Diğer yapraklara sıçramaması için ve salatalığımızı lekelememesi, hastalık basmaması için. Bu şekilde salatalıklarımızı ipe dizmiştik ve görmüş olduğunuz gibi masa bahçesinde üzerine çıktı. Bu ipleriyle etraftaki telleri tutunarak daha da ilerliyor. Ve biz bu salatalıkların alt yapraklarını aldığımız için kışa daha dayanıklı olacak. Yani normal salatalıklarda alt yapraklarını almazsanız, koparmazsanız yavaş gelişeceği için kış aylarına doğru daha fazla meyve vermeden ölecektir. Fakat biz alt yapraklarını aldık. O yüzden kışa yakında meyve verecektir bu salatalıklarımız. Sizlere biberleri de göstereyim. Bu biberleri ne zaman ektiğimizi biliyorsunuz. 3 ay falan oldu herhalde. 3 ay da geçmiş olabilir. Hala bu şekilde büyüdü. Yakında çiçek açacaklarını umuyorum. Artık açsınlar. Meksika biberi. Fidelerimiz bu şekilde. Şurada başka bir salatalığımız daha var. Bunlar özel tür salatalıklar. Yani özel yüksek verimli tohumlar olarak diktiğimiz salatalıklar. Bunlar köy salatalığı olarak diktiğimiz salatalıklar. Bu şekilde masa bahçesi görmüş olduğunuz gibi yılın bu mevsimi oldukça kalabalık. Hatta daha alamadığım burada birçok tür var. Dışarıda yetişiyorlar. Özellikle burada bir kabağımız var. Kabak çiçeğimiz. Bunda büyümesini bekliyoruz. Burada devasalaşan bir kabağımız var. Elimin iki katı boyutunda yaprak açtı ama hala bir çiçek açmadı. Bu şekilde. Bu saksının dibi delik olmadığı için sanırım bu şekilde hızlı gelişti, büyüdü. Yaprakları kocaman olsa bile daha henüz bir çiçek açmadı. Sabırla bekliyoruz çiçek açmasını. Videom bu şekildeydi çiçek dostları. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Sizlerle bu salatalıkların büyümüş hallerini de paylaşacağım.
Hoşçakalın çiçek dostları.